Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi Bebeğin kalp hastası <laughs> olarak estağfurullah kalp hastası olarak doğmasına neden olan ilaç grubu nedir? Ya bir hastalığı... Öncelikle gebelikte mecbur kalmadıkça hiçbir ilacı kullanmamamız gerekir. <laughs> Çünkü gebelikte güvenli olarak kullanılabilen ilaçlar var. Örneğin Kalp hastalıklarında kalp kapağı değişimi oranlarda biz kanı sulandırmak için e, haplar, kumadin dediğimiz kullanıyoruz. Hamile oranlarda plasentayı geçmeyen yani anneden bebeğe geçmeyen ilaçları kullanıyoruz. Burada güvenli olan bazı antibiyotikler var, bazı bulantı e, giderici, kusmayı önleyici ilaçlarımız var. E, çeşitli vitaminlerimiz var. İşte çarpıntı ya da gebelikte olan hamileliklerde kullanılabildiğimiz ilaçlarımız var bir de hamilelikte güvenli olup olmadığına dair emir olmadığımız ilaçlar var. O nedenle prensip olarak mutlaka bir kadın doğum uzmanıyla irtibatta olup bilmeden herhangi bir asla kullanmamak mümkün olduğu kadar da ilaç kullanmamak bir ağrı birinci, kesici bile alırken birinci, sormak evet, birinci, düşünmek lazım tabii, geçmemek kesinlikle. lazım öyle. Özellikle hocam şunu sorabilir miyim hamilelikte antibiyotik kullanımı için diyeceğiniz özel bir şey var mı? Antibiyotik çok mimlendi çok Şifa veren bir şey ama antibiyotik son yıllarda antibiyotik karşı bir şey oluştu. Defans oluştu. Özellikle gebeleri de antibiyotik konusunda yani herhalde uyanmak haklısınız. Mı lazım? Şimdi biz de en küçük bir olay olduğunda hemen antibiyotiğe başvuruyoruz. Halbuki bu hastalıkların bir kısmı viral dediğimiz antibiyotiklerin etki etmediği hastalık grubu. Hı -hı. Onlar daha da yaygın. Hı -hı. Dolayısıyla antibiyotik kullanırken gerekli olup olmadığına tıbben indikasyon diyoruz çok iyi bir karar verilmelidir Hafif bir boğaz üşütmesinde, burun akıntısında, hafif bir kırıklıkta e, ben hasta oldum deyip antibiyotik alınıyor. Bu işin e, bir yönü gereksiz antibiyotik kullanma. Bunun yol açtığı zararlar da şu oluyor. Antibiyotik bir gereksiz alıyoruz. Bir de bir iki gün kullanıp rahatladık deyip bırakıyoruz. Bu sefer mikroplar direnç kazanıyor. Yani daha sonra gerçekten hasta olunduğunda o ilacı kullandığınızda bu sefer etki etmiyor. Böylece dirençli bir e, mikrop grubuyla karşı, mücadele karşı. etmek zorunda kalıyoruz. Diğer bir hastalık grubumuz Koron... kalp kapağı Karp kapı, kalp kapak kapak hastalıkları. hastalıkları. Hı -hı. Yine bunlar doğuştan olabiliyor. Örneğin ana damarların ağzındaki kapaklar dar olabiliyor. Hı -hı. Damarlar ters bağlanabiliyor. Kapak doğuştan dar olabiliyor. İşte aort kapağıdır diğer kapaklar o gibi. Bir diğer grup romatizmal hastalıklar. Bunlar daha çok e, çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarından sonra kalbin de tutulması. Bunlar sadece kalbi değil yani cildi tutabiliyor, e, beyni etkileyebiliyor, e, böbrekleri etkileyebiliyor, e, eklemlerde iltihap yapıyor. Bir de kalbi etkilemek suretiyle. Kalp dediğimiz. Evet kalp e, romatizması halk arasında dediğimiz. Bunlar da ileride kapaklarda ya yetersizlik dediğimiz bir musluk contasına benzetirsek, onun kapatmamıza rağmen hani akması gibi ama çoğu zaman da bu kapaklarda daralmalara yol açıyor ve 15-20 yıl sonra bu kapaklara müdahale gerekebiliyor. Yani ameliyat, kapak tamiri, kapak değişimi söz konusu olabiliyor. Bir diğer grup hipertansif kalp hastalığı diyoruz. Yani yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları ki bu da çok ciddi bir grubu teşkil ediyor. Ayrıca koroner arter hastalıkları, koroner arter hakkında Şimdi çok en son kısa bir. En çok koroner arter hastalıkları mı kalpte görülüyor? Yani koroner e, evet, damara bağlı. En yaygın olanları koroner arter hastalıkları. Koroner arter dediğimiz e, kalbin kendisi de bir organ ve kendi de kan kullanıyor, bütün evet. vücuda gönderdiği gibi. Kalbin damarlarına koroner arterler diyoruz. Şurada gördüğümüz kalbin dış kısmında maketimiz üzerinde görülüyor. Ee, sağda bir damarımız var, solda ana koroner var. O da yine ikiye ayrılıyor. Tabi bunlar gide gide küçük dalları ayrılarak kalbin her tarafına gidiyor. İşte bu damarlarda meydana gelen hastalıklara da koroner arter hastalıkları adını veriyor, veriyoruz. Tabi onun dışında kalbi etkileyen birçok nedenler de var. Örneğin kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, ya da işte çarpıntılarda kullanılan ilaçların dozunun ayarlanmaması halk arasında gayet iyi bilinen e, zehirli goatter dediğimiz tiroid bezinin hastalıkları bunun çok çalışması ya da az çalışması gibi e, geçirilen mikrobik ya da e, viral o da bir grup tabi enfeksiyonlar gibi kalbi etkileyen birçok sebeplerimiz var. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi